Merhaba, öncelikle biz Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliğinden geliyoruz. Konumuz sübye. Biz bunu test çalışması olarak aldık. Sübiyeden bahsedelim öncelikle. Kavun çekirdeğinden elde ediyoruz biz bunu. Amacımız bunun raf ömrünü arttırmak. Çünkü 2 günlük bir ömrü var. Kalsiyum ve protein oranı çok yüksek. Sütten daha da yüksek hatta. Biz bunun raf ömrünü arttırmaya çalışıyoruz. Bunun için de püskürtmeli kurutucu kullanıyoruz. Bunu toz haline getiriyoruz. O şekilde de içerisine su katıp ve şeker katıp o şekilde değerlendiriyoruz. Onun dışında Çeşme kavunu ve Manisa Kırkağaç kavunuyla çalışıyoruz. Onun değerlerine bakıyoruz. Süt olmayan ülkelerde, Afrika, Nijerya gibi ülkelerde süt yerine geçen alternatif bir içecek olarak kullanılıyor. Onun haricinde arkadaşım da dediği gibi protein ve kalsiyum oranı çok yüksek. Antioksidan etkisi var. Aynı zamanda dahilerki zamanlarda C vitamini, antioksidan, kül tayini gibi deneylerini de yapıp bunun raf ömrünü arttırmayı amaçlıyoruz. Figen hocamızın fikriydi. Bu bir ders kapsamında, bir dersin projesinde arkadaşlara sunuldu. Daha sonra bayağı bir dikkat görünce bize de test çalışması olarak verildi. Temmuz ayı itibarıyla biz sübye ile ilgileniyoruz. Ocak ayına kadar devam edeceğiz. Artık devamı da gelir inşallah. İzmir'de Kemeraltı denen bir ilçesi var merkez olarak. Orada çok yaygındır bu. Genelde böyle içeceklerin olduğu standlarda, portakal suyu, karışık meyve suların olduğu yerlerde yapılıyor. Yani o yüzden hocanın da böyle el satan bir yerde, seyyar satan bir yerde aklına görmüş, beğenmiş. Oradan aklına fikir gelmiş. Yani fiziksel, kimyasal özelliklerine bakalım, riyolojik özelliklerine bakalım, ne değildir diye. Onun çalışmasından sonra bayağı bir şey yaptı yani, ünlendi. Ve zaten sübyenin sıvı haliyle çok fazla çalışılmış, çok fazla makale olmasına rağmen Figen Hoca toz haliyle çalışmayı tercih etti ve toz hali daha yeni yeni deneniyor. Figen Hoca'nın bu zeytinyağından toz elde etmesi projesinin kapsamında püskürtmeli kurutucu kazanalı proje kapsamında biz de o ekipmanla çalışıyoruz. Bu kadar talep olacağını bilmiyorduk. Çünkü hani İzmir özgü bir içecek olduğu için yani içen bayağı bir beğendi. Özellikle Kırkaç ve Çeşme'nin özelliklerini karşılaştık ve Kırkaç kamundan yapılan sübyenin bütün renk özellikleri daha iyi çıktı ve daha çok beğenildi. Biz ilk defa katılma şansı bulduk ve çok memnun kaldık yani. Bayağı da iyi, mutluyuz yani. Gayet evet, güzel geçiyor. Güzel projeler var gerçekten. Dün biraz gezme fırsatımız oldu. Dün bizim standımız bayağı bir yoğundu. Bakanlar falan da ziyaret ettiler bizi. Dün tadım yapıyorduk hatta. Kaçırdınız maalesef. Onun dışında dün gezdik. Çok güzel projeler var gerçekten.